Selam arkadaşlar, iyi günler. Bu videoda size Leonardo AI'yi tanıtacağım. Leonardo AI'da ne yapabilirsiniz? Herhangi bir prompt girip bir yapay zeka ile bir resim, bir fotoğraf, bir banner oluşturabilirsiniz. Ben bunun nerede kullanıyorum? Daha çok videolarımın kapaklarında kullanıyorum artık. Mesela şimdi yeni bir videom var. Yeni bir video paylaşacağım kanalda. Zaten bu videoyu siz izlediğinizde onu paylaşmışımdır zaten. İşte nasıl söyleyeyim, bir siteden kripto para fiyatlarının çekildiği bir video paylaşacağım. Ona işte benzersiz bir kapak fotoğrafı istiyorum. Yani şeyde olmayan, internette bir yerde olmayan, sadece bana özgü bir fotoğraf olsun istiyorum banner olarak. O yüzden buradan ürettiriyorum. Yeni üretilmiş, yeni bir çok istediğim tarzı. Mesela atıyorum, şunu yapan, bir şey yapan çocuk, işte kafasına elma koyan çocuk dediğinizde burada size bu fotoğrafı oluşturuyorlar. Fakat bunu bulmak istediğinizde çok çok fazla uğraşabiliyorsunuz. Bunun alternatifleri nedir? Ücretli olarak işte OpenAI'nin DALL-E'si falan var. Ya yani orada da siz yine bir komut verdiğinizde size bir resim oluşturuyor. Fakat ücretsiz olarak Leonardo AI gerçekten çok başarılı. Buradan create an account diyerek kayıt olabilirsiniz. Benim zaten kayıtlı olan bir hesabım var. Launch app diyeceğim o yüzden ve Leonardo AI'nin sitesine gideceğim. Evet, gördüğünüz gibi beni böyle bir siteye attı. Kayıt olması zaten çok basit. Hiçbir işlem yok. Gördüğünüz gibi burada Leonardo AI kullanarak oluşturulan ifadeleri görüyorsunuz. Burada zaten altında şeyleri de var. Bakın, mesela promptları da var yani. Mesela generate an image of Sasuke Uchiha, artık kimse bu adam. İşte bu adamın bir şey tanıtmış. Bunu yapmış. Daha sonrasında burada işte bak, sadece white steamer demiş. Bunu çıkarmış. A logo that represents strong minded. Mesela burada demiş, güçlü zekayı simgeleyen bir logo istiyorum demiş. Bakın, logo çalışması da yapmış. Bu şekilde istediğiniz tarzda şeyler oluşturtabilirsiniz. Yani çok 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 faydası oluyor diyebilirim. Bunu nereden yapıyorlar? Bunu image generation alanından yapıyorlar. Real time canvas'la mesela çizdiğiniz şeye göre bir şey oluşturuyor diyebilirim. Onun dışında canvas editör var burada. Burada real time generation var. İşte yazdığınız anda oluşuyor. Burada motion var. İşte bir resme hareket katıyor. İmaj jenerasyonu anlatacağım bu videoda. İmaj jenerasyonu zaten en çok işimize yarayan, en çok kullandığımız olacak. Şöyle bir şey olacak. Mesela ben burada ne yapmışım en son? Stock market, stock indicators, like cartoon demişim. Bu şekilde bir şeyler oluşturmuşum. Aşağıda da benim oluşturduğum şeyler var. Yani daha önce de böyle çalıştığım şeyler vardı. Mesela bu videoda ne olsun istiyorum? Bu videoda da İşte atıyorum, kripto currencies diye bir oluşturma yapalım mesela. İlk başta bize ne oluşturacak? Gördüğünüz gibi burada süreler dönmeye başladı. Yani ben 4 adet istedim. Number of image'den 4 seçili şu anda. İsterseniz daha fazla seçebilirsiniz. Ona göre de krediniz gidecektir. 8 krediyle bunları oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kripto para ile ilgili bana farklı farklı şeyler çıkardı. Yani burada promptları tabi İngilizce veriyorsunuz. İşte cryptocurrency istediğinizde mesela like cartoon diyeyim, yine aynı şekilde benim kullandığım promptlardan biridir. Prompt verirken zorlanıyorsanız yine Google çeviriye girip oradan işte Türkçeden İngilizceye çevirip İngilizcesini yapıştırıp rahatlıkla açıp prompt verebilirsiniz. Şu anda Türkçe desteği bulunmuyor, onu söyleyeyim. Çok aklıma bir şey gelmiyor bu arada. Sadece şunu söyleyebilirim. Ben burada elementlerden Toon and Anime'yi seçmişim. Yani o yüzden bu şekilde bana, nasıl söyleyeyim, böyle anime tarzı şeyler veriyor. Burada elementler var. Elementlerden mesela daha farklı şeyler seçebilirim. Örneğin ne seçebilirim? Bunların hepsi ücretsiz miydi hatırlamıyorum ama Simple Icon falan demiş burada. Simple Flat Illustration demiş. Coloring Book. Burada da böyle boyama kitabı tarzı yapıyor. Şöyle siber teknoloji seçelim bakalım, ya merak ettim.
Şunu uçuracağım. Benim kullandığımı. Wait'i de kalsın, hadi ellemiyorum. Bakalım ne seçecek. Ne çıkaracak. Ya Like Cartoon döneminde bir şey yok artık. Esprisi yok. Çünkü bir element kullanıyorum. O elementin yapısını da verecektir. Hatta prompt'u bile bozacaktır yani. Bakın bu şekilde siber teknoloji tarzında bir şey verdi bize. Orada gösterdiği tarzda bir yapı çıkardı. Mesela başka ne olabilir? Aynı promptla farklı bir şeye. Fantezi ikonlar. Şunu seçelim. Ve bunları bir arada da kullanabiliyorsunuz. Ben hani farkını görün diye bu şekilde yapıyorum. Şurada Leonardo style var. Bir de Nan var. Nan dediğinizde daha farklı bir yapıya gidiyor. Hepsini deneyebilirsiniz. Prompt generation dediğinizde. Evet. Burada da şeyleriniz gözüküyor. Evet. Cryptocurrencies dediğinizde ve fantasy icons'ı seçtiğinizde bu şekilde bir alan çıkıyor karşımıza. Like kartunu falan silebilirsiniz. Ya aklıma bir şey gelmedi. Hani kripto paralarla ilgili çok farklı bir prompt gelmedi. Çünkü kripto para, cryptocurrencies, price, ne bileyim hani hiç bir şey gelmedi. Bana kripto paraların olduğu random görseller çıkarsa ben bir tanesini beğenip koyabilirim. Hani çok detaylı bir şey çıkartmasını beklemiyorum o yüzden. Mesela bunu kullanabilirim videomda. Örneğin gözüme ilk ilgi çekici gelen şeylerden birisidir. Bunu kullanabilirim. Tabii bunları nasıl kullanıyorum? Daha sonra Photoshop'ta editliyorum. Ben öyle kullanıyorum. Saydamlığını vesaire oynuyorum. O şekilde kullanıyorum. Neyse buradan çıkalım. Birkaç farklı şey daha göstereyim. Real Time Canvas var. Real Time Canvas'ta da mesela burada neler demişim. Kuşa falan yazdırmışım en son. Burada da yine aynı şekilde. Şurada Clear'ı vardı bunun. InPaint nedir? Şurada Clear vardı. Clear'dan silebilirim. İşte atıyorum burada Sketch Color demişiz. Farklı şeyler de yaptırabiliriz. İşte Concept Art diyeyim. Şuraya bir tane şöyle bir şey çizeyim. Hemen burada bir şey oluşturacak. Bakın bunu oluşturdu. Şuraya bir tane işte böyle bir şekil çiziyorum. Gördüğünüz gibi bir tane adam koydu oraya. İşte nasıl söyleyeyim? Şuraya bir tane daha bir yuvarlak daha atayım. Ne yapacak? İşte burada bir şey çıkardı. Şuraya bir mesela nasıl söyleyeyim? Şöyle bir şeyler koyayım. Hemen böyle bir şey yaptı. Mesela Concept Art'ta bunu yaptı. Painting'de ne yapıyor? Painting'de bunu yapıyor. Sketch Color'da bunu yapıyor. Ben böyle bir görüntü promptu veriyorum aslında. Yapı bu. Sketch Color'da bunu yapıyor. Vibrant'da bunu yapıyor. Mesela çok ilginç. Vibrant'da yaptığı şey çok ilginç. İlgimi çekti yani. Bu şekilde şeyler var. Yani buradan çizerek de bir şey oluşturabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Onun dışında Canvas Editor var. Hani burada biraz daha resim üzerine oynamaları var. Burada Motion. Resmin arkasında böyle mesela resme bir hareketlik atıyor. Ya nasıl söyleyeyim? Motion'da Select Animation diyelim. Burada zaten oluşturulanlardan seçelim. Ya bunu seçtiğinizde bunun arkasına bir görüntü hareketlilik veriyor yani görüntüye. O şekilde diyebilirim. Onun dışında Real Time Generation var. Onda da yazdığınız anda nasıl söyleyeyim? Sizin promptlarınıza bir şey çıkartıyor mesela. A baby diyeyim mesela. Şöyle bebek istedim. Tak bebek verdi bana. A baby, baby is crying diyeyim şöyle. Şöyle vereyim. Mesela ağlayan bir bebek verdi gibi bir yapısı var. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu videoda buraya kadardı. Bu şekilde Leonardo E'yi kullanabilirsiniz. Kolay gelsin. İyi günler.